Şimdi Düşünün, Ümit kendi bu... aslında alanını açtı bir anlamda diyorsunuz. Tabi tabi siyaset alanını Düşünün. çok genişletti. Ümit Özdağ dar bir kadroyla, belli bir imkansızlıklarla, çok kısıtlı bir zamanda siyaset yapmasına rağmen çok az bir siya sokak siyaseti yapabildi. E, 2.6 Bakın. Zafer Partisi. Yani eğer e, milliyetçi oy almak istiyorsanız gezmeniz lazım. Ve sizi size geldiklerinde, sizin önünüze geldiğinde çok net. Gerçekten Anadolu'da hani bizi Anadolu irfanı diye söylüyoruz ama bunu bazı insanlar şey ukalalık olarak anlıyorlar. Yani ne yani Anadolu farklı mı filan. Arkadaş gerçekten çok netler ya. Hiç şey yok yani böyle pürüz yok. Kendi kafasında gerçekten e, ulusla ilgili hiçbir sorunu yok biliyor musunuz? Anadolu irfan dediğiniz şey bu. Gittiğinizde size çok net soru soruyor. Öyle hani yarın sabahleyin şunu değiştireceğim diye gitmiyorsunuz. Çok soru sorduğu şey basit. Onun gözünde terör bu ülke için çok önemli. Hiç değişmedi kadrosu. Hani bazen Türkiye'deki terör sıralaması değişiyor yani. Ya evet. üçten 8'e aşağı iniyor ya. Ama onun gözünde ülke güvenliği hala birinci sırada. Ülke güvenliğini hiç asla ikinci sıraya düşürmüyor biliyor musunuz? Seçimlerinde de ülke güvenliği birinci sırada. Hiç değişmedi. Bunun gezdiğinizde anlıyorsunuz. Sokakta oturduğunuzda sohbet ettiğinizde yerel siyasetçi olduğunuzu anlıyorsunuz. Bolu'nun şöyle bir özelliği var. Bolu tam böyle bir yer biliyor musunuz? Yani Bolu'nun şeyini al, nabzını al. Anadolu'nun nabzıyla aynıdır. Bir prototip diyorsunuz yani. Öyledir. Öyle Tabii ortalama bir şehir. <laughs> ee, doğru söylüyor Mete Bey. Gerçekten Bolu'daki insanlarla konuştuğunuzda AK Parti liste, CHP liste, İYİ Parti liste, MHP liste. Aslında %90 oranında ortak düşünüyorlar. Hani birisi daha muhafazakar, biri daha seküler. E ama milliyetçilik konusunda, vatan millet konusunda, şehit olan askerlerimiz konusunda refleks aynı. Yani e, Bolda hiçbir Cumhuriyet Halk Partili şunu söyleyemez. E, ya nereden bu ihyaları siyahları yaptılar demez. Veya HDP'ye e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha mesafeli durmasını tercih eder. Ya birbirlerinden çok fark yok. AK Parti seçmeni aslında makul bir seçmen. Önemli bir kısmı. O çekirdek kadrosunu, militan kadrosunu söylemiyorum. Ama AK Parti'ye oy veren e, normal, makul e, insanları kastediyorum. O insanlara doğruları anlattıktan sonra ikircikli konuşmadığın sürece onların oyunu alabiliyorsunuz. Oy veriyorlar. Öyle takım tutar gibi e, şey e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kadar fanatik bir grup değil aslında AK Parti seçmeninin e, %50 oy alıyor ben burada %10'unu bir kenara koyuyorum %40 öyle çok fanatik falan değil doğruları anlat, anlatırsanız insanlar size güvenirse oyunu da veriyor peki tabii izleyicilerimiz de merak ediyorlar soruyorlar siz ne yapacaksınız ben şu anda bağımsızım ee, araştırmalar gelirse... yaptırıyorum araştırmalar yaptırıyorum Nasıl hareket etmem gerektiği hmm. konusunda. Yani bir anlamda halka soruyorum. İşte bağımsız mı aday olacağım? Yoksa e, hani görüşlerimin önemli ölçüde uyuştuğu e, x bir partiden mi aday olayım? Bu, bunu araştırmalar e, gösterecek. Yani bir anlamda bol karar verecek. Şunu da soruyorum. Siyaseti bıraksın mı seçeneği de oluyor sorularda. Siyaseti bıraksın derse bırakırım. Bağımsız aday ol derse bağımsız olurum. Ne kadar bu nabız yoklama devam edecek? Ee, Sanıyorum iki ay kadar i̇ki devam edecek. Kadar daha devam eder. Ama e, ilk yaptırdığım araştırmalarda şunu görüyorum yani benim tahmin ettiğimden daha büyük bir halk desteğinin arkamda durduğunu görüyorum. Sayın merak ettiğim sorulardan bir tanesi şuydu. E, sık sık ben tabii ekranlara çıkıyorum. Bazıları Bolda eleştiriyor canım sen belediye işleriyle uğraşsana niye ulusal basında biz seni sürekli görüyoruz? Bunu diyen kitleyi ölçtürdüm. Bunu bunu diyen kitle yüzde %20 civarında. sekseni. E, sen devam et diyor. Peki. Devam et diyor. Ee, bir, soru, parti. bir soru sorabilir miyim? Geçen gün Mansur Başkan, e, baş, Bakanım onu söylemişti de o yüzden soracağım. Bağımsız girmenin en büyük handikaplarından bir tanesi, meclis sorumluluğu e, tamamen kaybedersiniz. <laughs> Diğer siyasi partilere onu nasıl idare edeceksiniz peki? Yani bağımsız girdiniz ve kazandınız. Ama meclisteki e, şeyi Sizden kimse olmayacak. Biz yani de çıkartamıyorsunuz. Onu evet onu diyorsunuz. Bu şuna benzemiyor. Mesela İstanbul Büyükşehir'deki duruma benzemiyor. Hani İstanbul Büyükşehir'de iki ayrı grup var. Hani İyi Parti’de de bir kat, katarsak. İyi Parti, e, CHP, Hı -hı. AKP, MHP grubu var. İki tane grup var. Ama orada muhalif grup daha fazla. Hı -hı. Şimdi bağımsız da olduğunuzda bütün partilere yani seçime girmiş veya belediye meclisinde temsil imkanı bulmuş bütün partiler eşit mesafede oluyorsunuz ve bir anlamda da birlikte yönetiyorsunuz. Yani siz onu zorluk olarak görmüyorsunuz anlatabiliyor ya Yani zaten belediye meclislerinde belediye meclisi olmayacak. Ama şöyle belediye yani meclislerinde bence... kararların %90'ı zaten işte, oy birliğiyle ama çıkıyor. işte komisyonlar da karşı taraftan. Şimdi bir şeyi de unutmamak lazım. Karşı tarafın da belediye başkanı adayı var bu arada. Bir sonraki seçimde tekrar aday çıkaracak. Onun için ancak bazı kişiler siyasi düşünmüyorsa sizden taraf olur. Bakın Masum Bey bu, e, belki bir partiden aday olacağım ama gönlümden geçen ne derseniz bağımsız olmak. Neden bağımsız olmak? Şimdi yukarıdan birinin arayıp falanca kişiye ihale ver demesi ki bana yapamadılar bunu. Veya yukarıdan birinin arayıp bir parti yetkilisinin şu çocuğu işe al e, gönderiyorum demesi. Bunlar sıkıntılı işler. Tamam da ama bir bakın. Bir de bir parti aidiyetimiz şimdilik ama, Yani bunu daha konuşuruz hayır ben fakat, bunu, 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 niye getiriyorum Diler? Bunun uygulaması var. Fakir Baba bağımsız aday oldu şeyden. Urfa'dan. Seçildi ama bir partiyle anlaştı. Belediye meclisi Saadet Partisinden seçildi. Bence Sayın Özcan'ın önünde daha anladığım kadarıyla vakit var ve şimdilik. Bakın e, bir de şöyle bağışırız. işareti verdi Sayın. Tekliflerde geliyor anladığımız şöyle bir kadarıyla partilerden Cumhuriyet zaten. Millet Halk Partisi yönetimi mec... <laughs> mevcut yönetimi adam atmayı da beceremiyor partide. Nasıl yani? Ya şöyle yani 26 Temmuz'da beni ihraç ettiler. Evet. Siyasi Partiler Kanunu'nun 53. maddesi ceza verilen kişiye bir ay içinde diyor karar tebliğ, tebliğ edilir de. diyor. Bizim Kendi tüzükte tebliğe çıkartılır diyor. Tabi siyasi partiler kanunu tüzüğün önünde geldiği için bana tam 35 gün sonra tebliğ ettiler. Şimdi mahkeme Sayın Bakanım daha iyi bilir. Esasına girmiyor işin usulden bozuyor. Bir de diyor ki kişinin kütleye kayıtlı yani nereye kayıtlıysanız <laughs> CHP'de işte ev adresinizi verirseniz o adrese tebligat yapılması lazım. İş adresini verirseniz iş hadisine. Bunlar usul hatalarıdır ve bozma sebebidir. Şimdi ben Çünkü mahkemeye müracaat edersem zaten e, bir de öyle karışık bir durum var. Oo. O kadar peki. çok usul hatası yapıyorlar ki delege seçim peşine düşmüşler. Benim kararı yazmayı unutmuşlar. Hocam son gün yazmışlar. <gülüyor> Göndermişler <gülüyor> elime ulaşması da 5 gün sürmüş. Belki peki de şu an o zaman belki sizin... de kurultay bir tane kadar oyalayıp tekrar gel adayımız oldu. Belki, de, de, belki yüksek de disiplin kurulu üyelerinin içine sinmedi karar. O da var siyasette. İşine sinmedi. Özellikle bu usul hatalarını yaptılar bilmiyorum. Ama Mansur Bey de onu söylüyor zaten bakın. Be belki de parti bilerek yapıyor. Belki de bilerek yapıyorlar diyorlar <laughs> Tanju Bey. Bakalım hani ne diyor olacak. diyor ki bak diyor sana Haydi biz muhtacız. Sen de hayır. bir parti hayır, arama. İsteroğlu benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Niye bulunmuş biliyor musunuz? Genç ee, gençlik kolları toplantısında bir genç kaydı almış. Kendi eski milletvekiline göndermiş. Adamı diyor işte partiden atın diye gönderdik diyor. Disiplin kurulu disiplin kurulu değil ki diyor. Tuhaf bir ceza verdiler geri geldi diyor. Şimdi bunu yayınladım diye suç duyurusu bulmuş Oysa ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sayın Kılıçdaroğlu'nu Soros'cularla hareket etmekle itham ettim. FETÖ'cü danışmanlarla çalışmakla itham ettim. 10 Aralıkçılara partiyi peşkeş çekmekle itham ettim. Bunların hiçbiriyle ilgili suç duyurusu yok. Oradaki konuşmasını gizli konuşmada değil ayrıca bir toplantıda yapılmış konuşmasını deşifre ettim diye suç duyurusunda bulunmuş. Peki. E FETÖ'cü danışmanlarım var diyorum. Niye suç duyurusunda bulunmuyorsun? Peki. Sorosçular Parti'ye egemen oldu diyorum. Niye suç duyurusunda o bulunmuyorsun? Sorosçuların yanıtını dediğim bir verebilir. Hı? Bana sormayın. Onu Nedim'e soracaksınız. veremez. Sorunun yani, muhatabı Sayın Kılıçdaroğlu. Neler yazdım? İşbirliği, FETÖ, PKK falan hiç bana dava açmamıştır. Yani. Son derece demokrat bir amcadır kendisi. <laughs> Benim açımdan. Yani bana da bu konuda <laughs> Ama işte. sözcüsü Özgür Özel inanılmaz bir iftiracıdır yani. FETÖ'cülerin atmadığı iftira iftirayı atmıştır bana. Mahkemelik oldular ya. Onlar ayrıca hesabımız Mahkemelik var konular. tabii göreceğiz Özgür daha. Özgür